Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı savmi yevmi aşura. Bu bab aşura gününü oruç tutmanın beyanında orucudur. Aşura Muharrem'in 10. gününe derler. Bazıları 9. gününe demişler. Fakat ulemanın ekseri 10. günüdür. Aşura orucunun farz olduğu yahut vacip olduğu yahut müstehap olduğu hakkında rivayetler var. Muhtelif hadisler var. Bu hadisleri burada İmam-ı Tahavi zikredecek ve neticeyi beyan buyuracak. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene el-Vehbiyyü kâle, haddesene ibn-i İshak, an Abdillah ibn-i Ebi Bekri, an Habib ibn-i Hind ibn-i Esma, an Ebihi, kâle be'afeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Habib ibn-i Hind ibn-i Esma, babası Hind'den, Hind ibn-i Esma'dan rivayet ediyor ki, Hind ibn-i Esma dedi ki, be'ateni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz beni gönderdi, ila kavmi, benim cemaatime. Kavmim de kimden? Min Esleme, Eslem kabilesinden. Eslem kabilesinden benim kavmime, benim cemaatime beni gönderdi. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kullahum, sen onlara de, feliyesumu yevme aşura, Aşura gününü oruç tutsunlar. Hemen bir kimseyi iki vecette buldum minhum onlardan kat ekel yemiş. Min sadri yevmihi günün evvelinden yani sabahleyin yemekini yemiş bulursansa fel yasum ahirehu ona da emret ki gerisini oruç tutsun. Hiç yememiş de zaten sabahtan itibaren hiç yememiş de her günün hepsini oruç tutsun. Yok sen gittin ki senden evvel gitmeden evvel o yemek yemiş. Ona dedi, daha yemek yemesin. Akşama kadar orucunu tutsun. Bu rivayet bir. Öyle olunca demek ki aşure gününü oruç tutmak lazım imiş. Peygamber Efendimiz böyle emredilmiş. İkinci hadis, haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Ravhum, kâle haddesena Şubetü en Katâdete an Abdirrahman ibn Selemetel Huzaiyye. Abdurrahman ibn Selemeden Katade rivayet ediyor ki Hüve binül minhal. İşte bu Abdurrahman ibn Seleme İbnül Minhal dedikleri zattır. Bu da kimden rivayet eyledi? En ammihi kendi amucesinden. Kale amucesi dedi ki Gadevna ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz erkenliğin Resulullah Efendimiz'e gittik. Sebihate yevmi aşura. Aşura günün sabahında. Resulullah Efendimiz'in huzuruna gittik. وَقَدْ تَغَدَّيْنَا Biz de sabahleyin yemeklerimizi yemiştik. فَقَالَ Resulullah Efendimiz buyurdular ki اَسُنْتُمْ هَذَا الْيَوْمْ Siz bugün oruç tuttunuz mu? فَقُلْنَا Biz cevaben dedik ki قَدْ تَغَدَّيْنَا Sabahleyin yemeklerimizi yedik. فَقَالَ Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki فَاَتِمُّوا İtmam ediniz. Bakiyete yevmiküm, bu gününüzün bakisini, geriye kalanını itmam ediniz. Yani sabahleyin bilmeyerek yemişsiniz. Fakat şimdi yemeyin, akşama kadar oruç tutun. Evet, üçüncü hadis. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddeseni Abdurrahman ibn Ziyad. Kale haddesena Şubetü en Katadete. Kale semiyotu ebel minhal. Ebu'l Minhal ki Abdurrahman ibn Selemet el-Huzayi. Ben işittim, yuhaddisu an ammi. Amucesinden rivayet ediyordu. Ve kâne min eslem, kendisi de eslem kabilesinden idi. Enne unâsen bir cemaat. Etevun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldiler. Ev ba'dahum. Yahut da bazıları geldiler. Yevme aşura, aşura günü geldiler. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اَسُنْتُمُ الْيَوْمْ Bugün siz oruç tuttunuz mu? فَقَالُوا dediler ki la oruç tutmadık. وَقَدْ اَكَلْنَا biz sabahleyin yemeklerimizi yedik. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki فَسُومُوا oruç tutunuz بَكِيَّةَ يَوْمِكُمْ Bu gününüzün bekiyesini oruç tutunuz. Bunlardan anlaşılıyor ki o gün oruç tutmak farz imiş. Yahut da vacib imiş ki Resulullah Efendimiz muhakkak
oruç tutmayı emrediyor ama sabahtan bilmeyerek yemiş, gene gerisini tutacak. Bu neye benzer? Mesela yevmişek, Ramazan'da yevmişek oruç mu değil mi? Sabahleyin kalktı, millet Ramazan değildir diye iftarlarını yaptılar, yemeklerini yediler. Bir de sonradan haber geldi başka bir yerden ki ay göründü, bugün Ramazan'dır. Öyleyse o adamlar yemeye devam edecekler mi? Yok. O günün bekiyesini oruç tutacaklar. Sonra o günü de gaza edecekler. Bu Aşura günü de öyle sabahtan yemiş gitmişler ama Resulullah Efendimiz de diyor ki günün bekiyesini oruç tutunuz. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fesihâdîl âtâr, bu eserlerde orucudur. Vücûb-ü savm-ı yevmi Aşura, Aşura gününün orucunun vacip olması orucudur. Aşura günü oruç tutmak vaciptir. Bu eserlerden bu hasıl oluyor. Bu sabit oluyor. Ve fî emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in emrinde orucudur. İyyâhum ashabına bir savmihi, o günü oruç tutunuz diye emret diye. Bunda orucudur. Bu emri de ba'dema esbehu, sabah dahil, sabaha dahil olduktan sonra, sabaha dahil olduktan sonra, hatta bazıları da yemeklerini yedikten sonra Resulullah Efendimiz bugünün bekiyesini oruç tuttunuz diye emretti ya, bu emrin de orucudur. Delilün delil orucudur ki ala enne men sürşeye delalet orucudur ki bir kimse ki kâne oldu fi yevmin bir günde oldu ki aleyhi o adam üzerine vacip oldu sevmuhu o günü oruç tutmak be'aynihi aynen o günü oruç tutmak ona vacip oldu. Yani nezr-i müayyen derler mesela filan günü oruç tutacağım dedi. O günü de oldu. Adam hatırladı ki bu günü ben oruç tutmayı nezreylemiştim. Ve lem yekün nevâ savmehu minellîl. Halbuki geceliğinde orucu niyet etmemişti. Ennehu şuna delil orucudur ki yücüzîhi o adama kifayet eder. En yenviye savmehu o günün orucunu niyet eder. Bâdemâ asbaha sabaha dahil olduktan sonra, şafak attıktan sonra niyet etmesi caizdir diye buna delil orucudur. İzâ kâne kablez zeval, zevaldan evvel ise. Yani zevala kadar müsaadesi var madem nezr-i muayyendir. Evet, o günü tayin etmişti. Öyleyse o günü zevaldan evvel niyet edebilir. Alâ mâ kâle ehlül ilim, ehl-i ilmin dediği mezhep üzerine fizalik bu mesele hakkında ehl-i ilim böyle buyurmuşlar. Buna da delil orucudur. Ve bedruye fî sevmi yevme aşura, aşura gününün orucunda rivayet edildi. Mâ ul bir şey ki zâde alâ mâ zikerna, bizim bu zikrettiğimiz şeyin üzerine ziyadedir rivayet edildi. Yani sade bu kadar değil. Yine başka hadis de var. Onu da getiriyor, buyuruyor ki haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Himmâniyyû kâle haddesene Yusuf ibn-i Yezid kâle haddesene Halid ibn-i Zekvân enir Rubeyya binti Muavviz. Muavviz'in kızı Rubeyya'dan rivayet edildi ki kâle seeltuha, ben sordum an sevmi yevmi aşura. Halid bin Zekvan Rubeyye hatuna soruyor ki, ben ona sordum diyor, Aşura günün orucunda. Fekalet Rubeyye radıyallahu anha dediler ki, Ba'ase Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz adamlar gönderdi fil emsar, şehirlerde adamlar gönderdi ki, men kâne esbaha saimen, her kim oruçlu olarak sabahladıysa, fel yuqim ala savmihi, orucuna devam etsin. Ve men kâne asbaha müftiren, yok, müftir olduğu halde sabahladıysa, yani sabahleyin kalktı da yemek yedi, su içtiyse, fel yutimme ahire yevmihi, günün ahirini ikmal eylesin. Yani kendisine haber vasıl olduktan sonra oruç tutsun. Felem nezenne sumuhu, Hazreti Rubeyye diyor ki biz oruçta devam ettik. Daha da ondan sonra. Biz ondan sonra devamlı oruç tutardık. Ve nusavvimuhu,
Oy aşure gününü oruç tuttururduk sibiyanına çocuklarımıza. Ve hum sigarın, halbuki onlar küçüktüler. Küçük oldukları halde onlara da oruç tuttururduk. Ve nettehidu lehumu lü'be minel ehni, yundan onlara oyuncaklar yapardık. Fe izâ se'elûnet ta'am, bize bizden yemek istediler mi? Âteynâhumu lü'bete, onlara oyuncakları verirdik ki oyuncaklarla oynasınlar da etmekten vazgeçsinler. Yani çocuklara bile oruç tuttururduk. Tabii çocuklara farz değil ama onları da yani alıştırmak için onlara da oruç tuttururlarmış. Fî hâzel hadîs, bu hadîs-i şerif de orucudur ki اَنَّهُمْ كَانُوا يَمْنَعُونَ سُبْيَانَهُمُ الطَّعَامِ, aşure günü çocuklarına taami men ederdiler, vermezdiler. وَيُصَوِّمُونَهُمْ يَوْمَ عَاشُرَى, aşure günü onlara da oruç tuttururdular. وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ جَائِزٍ, gayru caiz. Bu bizim indimizde çocuğa oruç tutturmak caiz değildir. Sesi hadel hadis, bu hadisi şerif doğrudur ki اَنَّهُمْ اَصْحَابِ كِرَامِ كَانُوا يَمْنَعُونَ سِبْيَانَهُمْ, çocuklarında men ederdiler et-ta'ame, taami çocuklarına vermezdiler. Aşura günü ve yusavvimûnehum, onları oruç tuttururdular. Yevme aşura, aşura günü onlara da oruç tuttururdular. Ve hâda, çocukların oruç tutması indena, bizim indimizde gayru caizin, caiz değildir. Denne sibyâne, çocuklar gayru müteabbidîne, bunlar müteabbid, ibadet edici değildirler. Bi siyâmin, orucuyla ve la bi salâtin, namaz ile ve la bi gayri zâlik, başka hiçbir şeyle mükellef değildirler. وَكَيْفَ يَكُونَ مُتَعَبِّد۪ينَ, nasıl bunlar teabbüd edici olurlar, bir şeyin bir şeyle mükellef olurlar, minzalik, oruç, namaz yahut başka bir şeyle nasıl mükellef olurlar ki وَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ, Allah-u Teala ref etmiştir onlardan neyi? El-Galem-i Galem-i. Yani onların, çocukların yaptıkları şeyler yazılmaz. Çünkü mükellef değildirler. Fakat dediğimiz gibi onlar yani çocuklarına farz olarak değil de çocukları alıştırmak için bunu da yapmışlar. Peki çocuklar mesul değildir, mükellef değildir. Bunu da ispat ediyor İmam-ı Tahavi, hadis rivayet ediyor. Haddesena Yunus'u, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni Cerîr ibn-i Hazim, en Süleyman-ı Na'mış, en Ebi Zibyan, عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Peygamber Efendimiz'den Ali kerramallahu ve şer rivayeti dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdu Rufi'al kalem an selas en selase, kalem üç kimseden ref edilmiştir, yani onların yaptıklarını yazmaz. Ani sabiyyi hatta yekbur, çocuktan kalem ref olunmuştur büyüyünceye kadar yaptığı yazılmaz. Ve anin naimi hatta yestayqiz, uyuyan adamdan kalem ref edilmiştir uyanıncaya kadar. Ve anil mecnuni hatta yufik, mecnundan da kalem ref edilmiştir aklı başına gelinceye kadar. Yani bunlar bu hallardayken, çocuksa küçüklüğünde, uyuyan adam uykusunda, mecnun deliliğinde yaptığı şeyden mesul değildir. Allah onlara sevap yazmadığı gibi günah da yazmaz. Haddesena İbn-i Merzuk, kâle haddesena Affan, kâle haddesena Hammadun en Hammadi. Burada şartı ikinci Hammad yazılmamış. İbn-i Merzuk Affan'dan rivayet ediyor. Affan da diyor ki bize Hammad rivayet eyledi. Bu birinci Hammad, Hammad İbn-i Seleme. O da kimden rivayet eylemiş? En Hammad İbn-i Ebi Süleyman. O da Hammad ibn Ebi Süleyman, ikinci Hammad. O da kimden? An İbrahim'e, İbrahim'in Nehay. O da kimden? An el-Esved, Esved'in Nehay. O da kimden? En Aişe'te radıyallahu anh'a. Hazreti Aişe'den. Hazreti Aişe de kimden? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Mislehu eyni hadisi şerifi. Yani üç kimseden kalem ref edilmiştir. Sabiden, uyuyan adamdan, deliden. Bu rivayette bu da sabittir. وَقَدْ رُوْيَ ف۪ي نَسْغِ سَوْمِ يَوْمِ عَاشُورًا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ,
Aşura gününün orucu vacip idi. Fakat bu neshedildi. Neshi hakkında da rivayet edildi. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den atharun sahihatun sahih eserler, sahih hadisler rivayet edilmiştir. Yani buraya kadar okuduğumuz bu rivayetlerde Aşura gününü oruç tutmak vacip farz idi. Fakat bu İslamiyet'in evvelinde idi. Sonradan bu neshedildi. Neshedildiği hakkında da birçok hadisi şerifler vardır. Şimdi İmam-ı Tahavi bunları da beyan buyuracak. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene el-Mübârek ibn-i Fadâle en İbrahim ibn-i İsmail en Şekik ibn-i Seleme kâle tehaltu ala ibn-i Mes'udin yevme aşura. Şekik ibn-i Seleme buyurdular ki ben Abdullah ibn-i Mes'ud'un huzuruna gittim. Aşura günü. Ve indehu rutebün. Onun yanında da yaş hurmalar vardı. Rutep yaş hurmaya derler. Fekale Abdullah ibn Mesud buyurdular ki üdünü yani yaklaş. Fekultu ben dedim ki inne hâde yevmu aşura bugün aşura günü. Ve ene saimün ben oruçluyum. Aşura günü. Aşura günde oruç tutmak farz idi ya. Ben de orucum. Fekale Abdullah ibn Mesud buyurdular ki inne hazel yevm bugün yani aşura günü ümirna biz emrolunduk bi siyamihi yani oruç tutmakla emrolunduk kabile Ramazan'a Ramazan'ın farz olmasından evvel Ramazan farz olmasından evvel Resulullah Efendimiz aşura gününü oruç tutmalarını onlara emreylemiş. Aşura gününü oruç tutmak farz idi. Fakat Ramazan-ı Şerif farz edilince bu neshedildi bu manaya. Birinci hadis bu. ki Abdullah ibn Mesud beyan buyurdu ki yani neshedildi. İkinci hadis haddesena Süleyman ibn Şuayb kâle haddesena Halid ibn Abdurrahman kâle haddesena Süfyanu an abîhi an Umârete ibn Umeyr an Gays ibn Seken an ibn Mes'ud. Gays ibn-i Seken Abdullah ibn-i Mesud'den rivayet eyledi. Kâle etâhu racülün vehve yekûl. Bir adam ona geldi ki Abdullah ibn-i Mesud yemek yiyordu. Fekâle lehu o gelen adama dedi ki helümme gel sen de yemek ye. Fekâle inni sâim. Gelen adam dedi ki ben orucum. Fekâle lehu Abdullah. Abdullah ibn-i Mesud o adama dediler ki künnâ nesûmuhu biz Aşura gününü oruç tutar idik. Sümme türike sonra terk olundu. Yani nesk olundu. Yani yevme aşura, aşura gününü kastediyor. O günü, aşura günü biz oruç tutardık. Fakat bu terk edildi, yani nesk olundu. Haddesena Nesr ibn Merzuk'in ve ibn Ebi Davud'e kâle haddesena Abdullah ibn Salih'in kâle haddeseni yelleysu kâle akhbereni akilun an ibn Şihab'in قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير خبر verdi ki Hz. Aişe رضي الله عنها أخبرته ona خبر verdi عروة'ye ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz أمر بصيام يوم عاشورا عاشورا gününün orucunu emreyledi. عاشورا günü oruç tutunuz buyurdu. قَبْلَ اَنْ يُفْرَدَ رَمَضَانُ Ramazan farz olunmazdan evvel. فَلَمَّا فُرِدَ رَمَضَانُ Vaktaki Ramazan farz olundu. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki مَنْ شَاءَ Bir kimse dilerse سَامَ عَاشُرَ Aşurayı oruç tutar. وَمَنْ شَاءَ Yok dilerse after iftar eder. Yani Ramazan orucu farz olundu ya Aşura günü neshedildi. İsteyen aşure günü nafile olarak oruç tutar, isteyen iftar eder. Haddesena Rebi'ül Müezzin. Üçüncü hadis. Rebi'ül Müezzin rivayet ediyor. Kale haddesena Esedun ve Şuaybe. Kale haddesena Leysu. Kale haddeseni Yezid ibn Ebi Habib. Enne İraken ehberehu. İrak. Ashab'dan birisi haber verdi ki enne urve tehberehu. Urve İrak'a haber vermiş. Enne Aişe'de radıyallahu anha Hazreti Aişe'den rivayet ederek o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den
mislehu, bu hadis-i şerifin mislini rivayet eyledi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan farz olunduktan sonra Aşura gününü mübah kılmış. İsteyen oruç tutsun, isteyen tutmasın buyurmuş. Dördüncü hadis-i şerif. Haddesene İbn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Davud kâle, haddesene Şeybani, enil Eş'asi, en Cafer ibn Ebi Sevr, en Cabir ibn-i Semurata radıyallahu anhu. Kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Semure diyor ki Peygamber Efendimiz oldu kâne ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ye'murunâ bisevme aşura. Peygamber Efendimiz bize aşura günü oruç tutmakla emrederdi. Ve yehüssünâ bizi tergib-i teşvikli ederdi. Aleyhi o günü oruç tutmaya tergib-i teşvikli ederdi. Ve yeteâhedünâ bizi de taahhüt ederdi, yani kontrol ederdi, araştırırdı, teftiş ederdi Ali'yi. O oruç üzerine, oruç tuttuk mu, tutmadık mı, bunu da soruştururdu. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ وَقْتَكَ رَمَضَانُ farz olun diye, لَمْ يَأْمُرْنَا aşure gününü oruç tutmayı bize emretmedi. وَلَمْ يَنْهَنَا oruç tutmadan nehy de etmedi. وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عَلَيْهِ anın üzerine taahhüt, teftişte de bulunmadı, isteyen oruç. İsteyen tutmadı. Beşinci hadis-i şerif haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Revhü ibn-i Ubade kâle semiyatü şu'abete an selamete ibn-i Küheyl anil Qasim ibn-i Muhaymire an Ebi Ammar an Gays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade. Kitapta Umar'a yazılı galatu Ammar Ammar demiş ki Şeddad ibn Abdullah Mevla Muaviye. O Gays ibn Sa'd ibn Ubade'den rivayet eyledi. Kale Hazreti Gays radıyallahu anh buyurdular ki Ümirna bisevmi aşura, aşura gününü oruçla biz emrolunduk. Yani Resulullah Efendimiz onlara o gün oruç tutmayı emreyledi. Kable en yufrada Ramazan, Ramazan farz olunmazdan evvel. Felemma furida Ramazan, vaktaki Ramazan farz olundu. Lemni Ömer, biz emrolunmadık. وَلَمْ نُنْهَا عَنْهُ وَنْدَا نَهِدُ olunmadık. وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ biz bunu işleriz, yani oruç tutarız. Peygamber Efendimiz ne emretti ne nehy eyledi. Fakat biz oruç tutuyoruz. Ne demek? Nafile olarak tutuyoruz. Sevabı var diye. Altıncı hadisi şerif. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِيَتُ الْحَكَمُ قَالَ سَمِيَتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَ أن عمرو بن شرحبي أن قيس بن سعد مثله قيس بن سعد بن عبادة evet عمرو بن شرحبي تركيلة رواتيلة evvelkisi Ebi Ammar tركيلة bu da عمرو بن شرحبي تركيلة yine Hazreti Kays'ten rivayetiyle evet yine aynı saftan bir senet daha var حدثني ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة كان قاسم بن مخيمرة روايته الذي فذكر بإسناده مثله evet قاسم بن مخيمرة أبي عمردن ولا قيس بن سعد روايته لدلر أين حديث الشريف ففي هذه الآثار اشتبع أسرلرده أرجدون نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء عاشوراء gününün orucunun vacip olduğunu nesh etti. Aşura günü oruç tutmak var idi, vacib idi, bu vücub nesfedildi, nesif bu eserlerde sabit oldu. Bir bu orucudur, nesif ve delil ve enne savmahu, şunun da delil orucudur ki o günü oruç tutmak, kadrudde ile tatavvü, tatavvü'a reddedildi. Aşura günü oruç tutmak farz idi, o farz tatavvü'a reddedildi. Nâden kâne farzı, farz olduktan sonra, tatavvar edildi. Buna da delil olucudur. Vakad ruviyeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Atar-ı Muhad diğer hadisler ki fiha onlar da olucudur. Delilün delil olucudur ki ala enne savmehu aşura gününü oruç tutmak kâne ihtiyarın ihtiyarı oldu da farzdan farz olmadı. Evet evvelden farzdı. Bu farz nesfedildi. Ne oldu? İhtiyarı oldu. İsteyen oruç tutsun, isteyen tutmasın. Buna dair de hadisler vardır ayrıca. Feminha işte o hadislerden olucudur.
maşhur bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi Ebu Bekret'e ve Ali ibn-i Şeybet'e kâle haddesena Revhum kâle haddesena Şu'betü an Ebi Bişrin an Sa'id ibn-i Cübeyrin an İbn-i Abbasin radıyallahu anhuma ennehu kâl Abdullah ibn-i Abbas buyurdular ki lemmâ kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine vaktaki Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurdular وَجَدَ الْيَهُودَ Yahudileri buldu. يَسُومُونَ يَوْمَ عَاشُرَ عَاشُرَ gününü oruç tutar buldu. Baktı ki Yahudiler Aşura günü oruç. فَسَأَلَهُمْ Yahudilere sordu. Niçin oruç tutuyorsunuz? فَقَالُوا Yahudiler dediler ki هَذَا الْيَوْمُ bugün yani bu Aşura günü اَلَّذ۪ي öyle bir gündür ki اَزْهَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak izhar buyurdu. فِي bugün de Musa aleyhisselam Musa aleyhissalatu vesselam'ı ishar buyurdu yani ona nusret verdi ala firavne firavun üzerine. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki entüm evla ey Müslümanlar siz daha evla ve layıksınız bi Musa Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'a minhum Yahudiden fesumuhu siz aşure gününü oruç tutunuz. Müslümanlara Resulullah Efendimiz böyle emreyledi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadisi şerifli orucudur ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا صَامَهُ عَشُرَ gününü oruç tuttu. Ne için? شُكْرًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'ya şükür için. Ne de فِي اِزْهَارِهِ Cenab-ı Hak izhar ve nusrette bulunduğunda kime? Musa aleyhissalatü vesselam'ı izhar ve nusret ettiğinden ala firavuna, firavun üzerine. Fezalike bugün aşure günü oruç tutmak oldu alel ihtiyar, ihtiyar üzerine oldu da alel farz, farz üzerine değil. Yani farz değil, ihtiyar. Resulullah Efendimiz bugünü siz oruç tutun çünkü Hazreti Musa'ya siz daha evlasınız. وَقَدْ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ Ebu Bekir rivayet eyledi ve İbn-i Merzuk kâle her ikisi de dediler ki haddesena Revhun kâle haddesena İbn-i Cüheydin kâle haddesena Ubeydullah İbn-i Ebi Yezid ennehu semi'a bine Abbasin radıyallahu anhu Ubeydullah dedi ki Abdullah İbn-i Abbas işittim yakulu buyururdu ma alimtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i bilmedim yeteharra arar bilmedim siyame yevmin bir günün orucunu ala gayrihi diğer bir gün üzerine yani günlerde oruç tutan tutar fakat bir günü diğerine tercih eder de o günü oruç tuttular mı tutmadılar mı ashab-ı kiramını araştırmadı İlla hâzel yevm, illa bugün. Yevm-i aşura, aşura günü. Ev şehre Ramazan, bir de şehri Ramazan. Yani iki günde, bir Ramazan'da ashab-ı kiramı, oruç mu değil mi, onları terörü teşvik eder. Bu oruç tuttuklarını teftiş ederdi, tutup tutmadıklarını, bir de aşura günü. Şu anda bundan aşura gününün orucu mühim olduğundan Peygamber Efendimiz araştırırdı. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبي مليكة يقول حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رسول أكرم فنمزن رواية ديولار قال بيضلار كي ليس اليوم هشبير كن إشن olmadı. Fadlun alâ yevmin diğer bir gün üzerine bir fadilet olmadı fissiyem oruçta. İlla şehre Ramazan, illa Ramazan ayı ve yevme aşura bir de aşura gün. Hangi gün oruç tutarsan tut. Günlerin hepsi birdir. Birisinin diğerine bir fazileti yoktur. İlla Ramazan ayının diğer aylar üzerine fazileti vardır ve aşura gününün diğer günler üzerine fazileti vardır buyurdu. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا حاجب بن عمر قال سمعت الحكم بن العرج يقول حكم بن العرج دردكي قلت لابن عباس عبد الله بن عباس dedim أخبرني عن يوم عاشوراء عاشوراء gününden bana haber ver قال عبد الله بن عباس buyurdular ki عن أي باله تسأل
sen Aşura'nın hangisinden sual ediyorsun? Hal, bal, hal demek. En iyi bali, yani hangi halından tesel soruyorsun? Kultu, ben dedim ki, es-selven siyami, orucundan, yani Aşura günü oruç tutmanın hükmü nedir? Eyye yevmin es-sumu, hangi gün ben oruç tutayım, bunu soruyorum. Kale, buyurdular ki, izâ esbehde min tâsiyati. Dokuzuncu günde sabaha dahil oldun mu? Esbih saimen, oruçlu olarak sabahla. Şimdi bu rivayette demek ki Aşura 9. günü imiş. Rivayetler var ya, ulemanın ekserisi Aşura 10. günü. Bazıları da 9. günü demişler. 9. günü diyenlerin delilinin birisi de budur. Yani 9. günü sen sabaha dahil oldun mu, oruçlu olarak sabahla. Yani 9. günü oruç tut. Kultu kezalike kâne yasûmü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Hakem İbn-i Areş diyor ki, ben Abdullah İbn-i Abbas'a sordum ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi oruç tutardı? Yani 9. günü mü oruç tutardı? Kâle na'am. Evet. 9. günü oruç tutardı. Fahâze İbn-i Abbas'in, işte Abdullah İbn-i Abbas, kadruvi anhu, ondan rivayet edildi. O da kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den, ennehu kâne yasûmu yevme aşura, Aşura gününü oruç tutar idi. Ondan da öyle rivayet edildi. Resulullah Efendimiz Aşura gününü oruç tutardı. Fakat delle zalik, bu da delalet eyledi ala savmihi, Aşura gününü oruç tutmaya zalik. Peygamber Efendimiz'in orucu tuttuğuna zalike, Aşura gününü, ki ennehu kâne ihtiyare, Peygamber Efendimiz'den ihtiyar terikiyle oldu. La farzan farz terikiyle değil. Yani Peygamber Efendimiz ihtiyar eyledi, o günü oruç tuttu, fazileti var diye, farz olduğundan değil. Evet, bunun ihtiyarı olup farz olmadığına delalet eyledi. Dellenin faili geliyor. Ne delalet eyledi? Ma ul bir hadis ki kadrevâhu Sa'id ibn-i Cübeyr. Sa'id ibn-i Cübeyr rivayet eyledi. An İbn-i Abbas'ın, Abdullah ibn-i Abbas'tan, fi ihbarihi, onun haber vermesinde, neyi? Bil illetilleti şul ilm. İlleti haber vermesinde ki min ecliha, o ecilden sâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oruç tuttu yevmeyizin o günü. O da neydi? Şükür. Yani Yahudiler Hazreti Musa'nın halas günü, Firavun'un şerrinden halas günü olduğundan, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya nusret verdiğinden, onu galip kıldığından, o günü Allah-u Teala'ya şükür kabilinden oruç tutardılar. Peygamber Efendimiz de ihtiyari olarak o günü oruç tuttu ve ashab-ı kiramla da öyle emredildi. Fakat haddesena el-Hasan ibn Abdullah ibn Mansur, kâle haddesena el-Heysem ibn Cemil, kâle haddesena şerikun an Cabir ibn Sa'd ibn Ubeyde, an Ebi Abdurrahman, an Ali radıyallahu anhu. Hazreti Ali kerramallahu vechehu'den rivayet edildi ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, kâne yasûmu yevme aşura, aşura günü oruç tutardı. Fakat yecûzü, caiz ki, en yekûne zâlike eyzâ, Resulullah Efendimiz'in bu oruç tutması ola min ecdil mânellezî, şul bir manadan dolayı ki, zekerehu bin Abbas'ın radıyallahu anhüme, Abdullah bin Abbas zikreyledi. Yani Peygamber Efendimiz Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü ki onlar şükren lillâhi teâlâ oruç tutuyorlar. Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz de şükren lillâhi teâlâ oruç tuttu. Böyle olmak ihtimali var. Caiz ki böyle olur. Vakit haddesena Fahdun, bize Fahd rivayet eyledi. Kâle haddesena Ebu Gassan, kâle haddesena İsrailu en Süveyrin. Sevr mektup fakat sahihi Süveyr ismi tesbir olarak. Kâle semiyatü Abdullah ibn Zübeyr. Süveyr diyor ki, Abdullah ibn Zübeyr'i işittim. Yekûlü dedi ki, hâzâ yevmu aşura, bugün aşura günüdür. Fesûmûhû, siz onu oruç tutunuz. فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمِهِ O günü oruç tutmakla emreder idi. İşte caiz ki böyle olur. Yani Allah-u Teala'ya şükür için olur. فَقَدْ يَجُوزُ caizken يَكُونَ ذَلِكَ Bu Abdullah ibn Zübeyr'in rivayeti olur. بِالْاَلَّتِ اللَّتِي شُرْ بِالْاَلَّتِ için sebep için olur ki zekernâha biz onu zikreyledik. اَيْذَا yukarıki gibi.
Yani Yahudiler şükrenillah Teala oruç tutardılar. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'ın emriyledi ki onlar oruç tutsunlar. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Müslümün kâle, haddesena Abdullah ibn Meysaret el-Vasatiyyü kâle, haddesena Mezidet ibn Cabir an ümmihi. Mezidet ibn Cabir bir rivayet ediyor ki sahih olan Cabir değildir de Malik'tir, Mezidet ibn Malik. O da kendi anasından rivayet ederdi ki enne Osman'a, Hazreti Osman radıyallahu anh İstamele Ebu Musa al-Kufe, Ebu Musa al-Aş'ari'yi Kufe'ye emir tayin eyledi. Fekale buyurdu ki, yevmu aşura, aşura günü, sumu hazel yevm, bugün oruç tutun. Fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yesumuhu. Peygamber Efendimiz aşurayı oruç tutardı, siz de onu oruç tutun. Fehâzel hadis, bu hadiste yehtemilü mehtemil olur, neye? Ma ul bir manaya ki fi hadisi ibn Abbasin eyle. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde olan manaya mühtemil olur. Yani şükren lillahi teala oruç tutun. Bu manaya gelir. Böyle olması caizdir. Haddesena Rebi'ul Ciziyyü kâle haddesena Esedun kâle haddesena Ebu Avanete enil Hurr ibn-i Seyyah en Hüneydete Hübeyre yazılı fakat sahihi Hüneyde. An Hüneyde ibn Halid. An imraatihi an ba'd azvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Azvacin mütehharatın bazısından rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yasûmu tis'a zilhicce. Zilhicce'nin 9'unu oruç tutardı. Ve yevme aşura bir de 10. günü oruç tutardı. Ve selasete eyyâmin 3 gün min külli şehir, her aydan da 3 gün oruç tutardı. Fehâzâ eyzâ, işte bu hadis-i şerif de mislüllezî kablehû, kendisinden evvelki hadis gibidir. Yani farz olarak değil de ihtiyari olarak Resul-i Ekrem Efendimiz oruç tutardı. Haddesena Fehdun gâle haddesena el-Himmâniyyü gâle haddesena Ebu Üsâmete gâle haddesena Ebu Umeys en Gays ibn-i Müslim en Tarık ibn-i Şehâb an Ebi Musa قال النبي صلى الله عليه وسلم Ebu Musa el-Aş'ari buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz قَدْ كَانَ يَوْمَ عَاشُرَ عَاشُرَ gün oruç tutardı. يَوْمَنْ bir gün ki يَسُومُهُ الْيَهُودُ Yahud o gün oruç tutardılar. وَيَتَّخِذُونَهُ عَيْدًا o günü de bayram ittihaz ederdiler. فَسُومُهُ siz de oruç tutunuz, entüm siz de o günü oruç tutunuz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, aşura günü Yahudiler onu oruç tutar ve bayram ederdiler. Siz o günü oruç tutunuz. فَسِيَادَ الْحَدِيثِ bu hadis-i şerifte orucudur ki, اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَمَرَ بِصَوْمِهِ aşuranın orucunu emreyledi. لَاَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَسُومُهُ Yahudiler o günü oruç tutardılar. Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz de siz de oruç tutun buyurdular. Ve kad akhbara İbn Abbas fi hadisihi Abdullah İbn Abbas haber verdi. Kendi rivayeti elemiş olduğu hadiste neyi haber verdi? Bil illeti illeti şul bir illeti ki min ecliha o illetten dolayı kanetil yehudu tesumuhu. Yahudiler o gün oruç tutardılar. Ki enneha o ale şükri minhum Yahudilerden şükür üzerine lillahi teala Allahu Teala'ya. Ne de şükür fi izharihi Cenab-ı Hak izhar ettiğinden galip kıldığında Musa Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam'a ala Firavun'a. Hazreti Musa'yı Cenab-ı Hak o gün Firavun üzerine galip kıldığından Yahudiler şükren lillahi teala o günü oruç tutardılar. Bunu Abdullah bin Abbas hadisle rivayet eyledi, haber verdi. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyza Peygamber Efendimiz de işte bundan dolayı samehu o günü oruç tuttu. Kezalik Allah'a şükür için ve savmu, savmu sehli şükri şükür için savm ihtiyarun, ihtiyardır la farzun, farz değildir. Allah'a şükür için oruç tutmak ihtiyaridir, farz değildir. Haddesena Yunus'u kâle haddesena ibn Vehbin kâle haddesena Abdullah ibn Amr'in illeysi ibn Sa'd en Nafi'in en İbn-i Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki men habbe minkum, sizden her kim arzu ederse ki en yasûme yevme aşura, aşura günlü oruç tutmayı severse fel yasûmhu, oruç tutsun. Ve men lem yuhib, her kim arzu etmez, sevmezse fel yedâhu, terk etsin. Yani farz değildir. İsteyen oruç tutar, isteyen tutmaz. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene ibn-i İshâk en-Nâfi'in an ibn-i Umar kâle semiyetu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Umar buyurdular ki ben Resûl-i Ekrem Efendimiz'i işittim. Yekûlu, buyururdu fî yevme aşura, aşura gününde. İnne hâzâ yevmun, bu bir gündür ki kânet Kureyş, Kureyş tesûmuhu, o günü oruç tutardı fil cahiliyeti, cahiliyette Kureyş aşurayı oruç tutardı. Femen şâen yasûme, her kim isterse ki oruç tuta, fel yasûm, oruç tutsun. Ve men şâen yetruke, her kim terk etmek isterse fel yetrukü, terk etsin. Yani farz değil. İsteyen oruç tutsun, isteyen terk etsin. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Ruhun kâle, haddesena Şuhbetu kâle, semîtu âilân ebne Cerîd yuhaddisu an Abdillâh ibn Mâbed an Ebi Katâdete kultu. Ebu Katâdete'den rivayet ediyor ki, Ebu Katâdete diyor ki an Ebi Katâdete kultu, diyor Ravi ben Gaylan, diyor ki el Ensari Gaylan Abdullah ibn Mâbed'e soruyor ki yani Ebu Katâdete dediğin el Ensari, Ebu Katâdete el Ensari mi? Ondan mı rivayet ediyor? Kâle el-Ensâri, nâm. Ensardan olan Ebu Katâde'den. Ki o da anin-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti ki ennehu kâle, buyurdular. Fî savmi yevme âşura, âşura günün orucunda. Ki inni ehtesibu alallâhi en yükeffire senetelleti kabla. İnni ehtesibu, ben ümit ederim alallâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'dan ki en yükeffire, tekfir ede, kefaret ede. Es-senetelleti, şu bir senenin günahlarını kekeblehu, o aşura gününden evvel. Aşura gününden evvel geçmiş bir senenin günahlarının kefaretini Allah-u Teala'dan arzu ve ümit ederim buyurdular. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene vehb ibn-i Cerîd kâle, haddesene ebi kâle semi'e gaylan ve zekere bi isnâdihim istehu. Gaylan'dan rivayet ediyor. Aynı bu hadis-i şerifler. Yani Peygamber Efendimiz ümit ederim ki Cenab-ı Hak geçmiş senenin günahlarını affeylesin. Aşura gününü oruç tutarsa. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Ebu Davud'e kâle, haddesena Mehdi ibn Meymun ve Hammad ibn Zeyd'in en gaylan fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Ebu Bekret tarikiyle yine gaylandan rivayet ediyor. Gaylan Abdullah bin Mâbed vasıtasıyla Ebu Katâde'den rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününü oruç tuttu ve buyurdu ki bir sene evvelki günahların kefaretini Allah-u Teala'dan bu oruç sebebiyle ümit ederim, veca ederim. Fethihâdel hadis, bu hadisi şerifte orucudur ki ennehu emarahum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına emriyledi bi savmihi, aşura gününü oruç tutmalarını. Ne için? İhtisaben, talep için. Lima zükire fihi, anda zikredildiği şey için minel kefaret. Bir sene evvelki günahların kefareti olduğu zikredildi ya, onu Allah-u Teala'dan sual ve talep için oruç emreyledi ki tutun da bu sevaba siz de erişin. Ve leysa hâzâ bi muhalifin, bu muhalif olmadı indena, bizim indimizde. Le hadis ibn Abbas'ın, Abdullah ibn Abbas'ın hadisine muhalif olmadı. Lennehu kad yecudu, caiz olur ki en yekûne kâne yasûmû şükren lillâhi teâlâ. Cenab-ı Peygamber Efendimiz aşurayı Allah-u Teala'ya şükür için oruç tutardı. Bu caiz olduğu gibi. Ne için şükür? لِمَا أَزْهَرَ مُوسَى لَا فِرْعَوْنَ, Musa'yı aleyhissalatü vesselam'ı Firavun aleyhi lâneye galebe ettirdiği için Allah-u Teala'ya şükren o orucu emretmiş oldu ve tuttu. فَيَشْكُرُ اللّٰهَ, Cenab-ı Hakk'a şükreder oldu Peygamber Efendimiz bir oruçla.
مَا شَكَرَهُ بِهِ مِنْ ذَٰلِكِ İşte oruç tutmakla Cenab-ı Hakk'a şükretmiş oldu. فَيُكَفِّرُ بِهِ Hem de Cenab-ı Hak onunla tekfir etmiş oldu. Yani senetin maziye geçmiş senenin günahlarını tekfir etti. Yani ikisi de bu hadis-i şerifte toplanmış oldu. Hem Allah-u Teala'ya şükretti hem de bir senelik günahın kefareti oldu. Bu böyle olması caizdir. Birbirine muhalif değildir. حدثنا أبو بكر وابن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية حميد بن عبد الرحمن معاوية اشتم diyor عام حج حج التنسنة وهو على المنبر وذا مدني من ورد رسول الله منبر üzerindeydi يقول derdi ki يا أهل المدينة أي أهل المدينة أين علماؤكم Alimleriniz nerede? Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz işittim. Yekulu buyururdu. Fî hâzel yevm bugün hakkında. Nedir, ne buyururdu? Hâzâ yevmu aşura. Bugün aşura günüdür buyururdu. Ve lem yükteb aleykum siyâmuhu. Onun orucu sizin üzerinize farz edilmedi. Ve ene saimun ben oruçluyum. Femen şâ fel yasun. Her kim dilerse oruç tutsun ve men şâ'a fel yuftir, her kim dilerse iftar etsin diye Resulullah Efendimiz böyle buyururdu. Fakat yecûzü caiz olur ki en yekûne erâde bi kavliyi Peygamber Efendimiz kavli şerifiyle murad etti. Ve lem yükteb aleyküm siyâmuhu. Onun orucu size farz edilmedi. Bununla murad etmiş ola. Ey siyâmi zâlikel yevm fî zâlikel âm. O sene onun orucu size farz edilmemiş idi. O seneye mahsus. Öyleyse fîhâda bunda olmadı. Nef yünen yikûneket kâne kütübe zâlike aleyhin fîmâ fekeddeme zâlikelâm. Yani bu hadis-i şerifte olmadı. Öyleyse fîhâda nef yünen yikûne olmasını nefî. Ne olması? Kat kâne kütübe zâlik. Aşure günü oruç tutması yazılmış ola, farz edilmiş ola aleyhim ashab-ı kiram üzerine fîmâ tekeddeme zâlike nâm minel âvâm. Senelerden, o sene üzerine tekeddüm eden senelerde farz edildiği nefî olmadı. Caiz ki farz idi, sümmenü çıkebâde zâlik, ondan sonra nesvedildi. Alâ mâ tekeddeme minel hadîs-i lüvel. Nitekim evvelki hadislerde tekeddüm ettiği yüzde evvela farz idi, sonradan nesvedildi. Fakat sebete sabit oldu. Nesul sevmi aşura, aşura gününün orucunun farziyeti nesvedildi. Ellezî kâne fardan. Öyle oruç ki bu farz idi. Bu nesvedildi. Ve ümire bizalik bu aşura gününü oruç tutmakla emredildi. Alel ihtiyar, ihtiyar üzerinde. Yani farz olarak değil de arzu eden oruç tutsun diye emredildi. Ve akbere Peygamber Efendimiz haber verdi. Neyi? Bima fî zâlike min sevâb. O aşure günü oruç tutmadaki sevabı da haber vermiş oldu. Fesavmuhu hasen. Onu oruç tutmak güzeldir. Ve huvel yevmün âşir. O da 10. gündür. Muharrem'in 10. günüdür. Kad kâle bi zâlike İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas böyle buyurdular radıyallahu anh. Ma fî hadîsil hakem İbn-i Âreç. Hakem İbn-i Âreç'in rivayet etmiş olduğu hadiste. Ve zekere zâlike eydan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den de böylece zikreyledi. Ve gadûrayan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî zâlike eydan. Peygamber Efendimiz'den de bu mesele hakkında rivayet edildi. Maşul bir hadis ki haddesena Süleyman ibn-i Şaib. Kâle haddesena Esedun, kâle haddesena ibn-i Ebi Zîbin, anil Qâsim ibn-i Abbasin, an Abdillâh ibn-i Umeyrin, an ibn-i Abbasin, anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resûl-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَيْنَ عِشْتُ اَجَدْ بَنْ yaşarsamsa, ömrüm olursa الْعَامَ الْقَابِلَ gelecek seneyi yaşarsamsa, ömrüm olursa لَاَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعَ 9. günü oruç tutarım. Yani aşura gününü kastediyor. Zilhicce'nin 9. gününü oruç tutarım buyurdular. Demek ki bu evvelden farz imiş. Bak bu da var. Sonra da nesvedilmiş. Haddesene Ebu Bekir'de kâle haddesene Ebu Amir ve Ebu Davud'a kâle haddesene İbn-i Ebi Zîbin.
فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ. Evet, aynı senette bu hadis-i şerifimiz mislini zikreyledi. غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ. Yalnız bu ikinci rivayette var ki, buyurdular ki, لَاَسُمِنَّ عَاشُورَ يَوْمَ التَّاسِعَ. Ben aşurayı oruç tutarım. O da hangi gündür? يَوْمَ التَّاسِعَ, 9. gün. Ulemanın bazısı aşura 9 dediler ya, işte bu hadis-i şeriften almışlardır. Fakat ekserisi 10. güne. حدثنا ابن مرزوق وعلي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي ذيب فذكر مثل حديث سليمان. سليمان حديثنا مثل ذكر إلى الإمام تحوي بن مرزوق تركيلا. فقوله رسول الله أكرم فنم صلى الله عليه وسلم من قوله لا أصومن عاشورا يوم التاسع. Elbette ben aşurayı oruç tutarım. O da hangi gündür? Zilhicce'nin 9'udur. İhbarun minhu, Peygamber Efendimiz'den ihbardır. Haber veriyor ki, ala ennehu yekunu zalike liyevm yevm aşura. Zilhicce'nin 9'u aşura günüdür. Ve kavluhu le asumenne yevmet tasih. 9. günü oruç tutarım demesi de yehtemilü mühtemil olur. Le asumenne yevmet tasih'ne al aşir. Ben 9. günü 10. günle beraber oruç tutarım. Buna da mühtemil olur. اِلَا اَلَّا اَقْصِدَ بِصَوْمِ. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdular. اِلَا اَلَّا اَقْصِدَ, kastetmeyeyim بِصَوْمِ, orucumla ila يَوْمَ عَاشُرَى بِعَيْنِهِ, aşura gününün aynen o günü oruç tutmakla, kastetmeyeyim كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودِ, Yahud'un yaptığı gibi onu kastetmeyeyim. وَلَاكِنْ اُخَلِّتُهُ, ben taklit edeyim, karıştırayım, بِغَيْرِهِ غَيْرِسِلَ. فَاَيْكُونُ, olmuş olurum, قَدْسُمْتُهُ, aşura gününü oruç tutmuş olurum, بِخِلَافِ مَا تَصُومُهُ يَهُودُ, Yahud'un oruç tuttuğunun hilafına. Onlar 10. günü oruç tutuyorlar. Ben 10'u tutarım, 9'u da tutarım. 9 ile 10'u beraber tuttum mu Yahudilere muhalefet etmiş olurum. Bunu kastetmiş olur. وَقَدُرُوا يَعْنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ, Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet edildi. مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, bu manaya delalet eden rivayet olundu. O da şu: حَدَّسَنَا اِبْنُ مَرْزُوقَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ اِبْنَ عَبَّاسٍ. Ata ibn Ebi Rabah diyor ki, Abdullah ibn Abbas eşittir. يَقُولُ, buyururdu ki, خَالِفُ الْيَهُودِ, siz Yahudilere muhalefet ediniz. وَسُومُوا, oruç tutunuz. يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ, 9. ve 10. günleri oruç tutunuz. Yahudiler yalnız 10. gün oruç tutarlar. Siz 9'u ve 10'u beraber tutunuz. Çünkü onlara muhalefet etmiş olasınız. فَدَلَّ ذَٰلِكُ, bu delalet etti ki, عَلَى اَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ, Abdullah ibn Abbas, قَدْ صَرَفَ الصَّرْفِ اِلَدِي, قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini, لَيْنْ عِشْتُ اِلَى قَابِلٍ لَا سُمِنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ, kavli şerifini sarf etti, اِلَى مَا شُرْ بِشَيَ كِ صَرَفْنَاهُ, biz onu sarf eyledik, اِلَيْهِ اُنَا. Yani biz ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet etmek için 10. günü tek başına oruç tutmadı da 9'u da ona ilave etti. Onun için buyurdular ki, eğer ben gelecek seneye ömrüm olur yaşarsam 9. günü oruç tutarım. Yani 10. gününle beraber. Bu manaya sarf eyledi. İşte Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti de böyle olmuş olur. وَكَدْ جَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪ي ذَٰلِكَ اِذَا, yine Resul-i Ekrem Efendimiz'den geldi bu aşura gününe 9'u da ilave etmek hakkında. مَا شُلْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ اَب۪ي لَيْلَى قَالَ حَدَّسَنِي اَب۪ي قَالَ حَدَّسَنِي اِبْنُ اَب۪ي لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ اِبْنِ عَبَّاسِ. Davud ibn-i Ali rivati ediyor Ali'den, Ali de Ceddi ibn-i Abbas'tan, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den rivati ediyor, fi savmi yevme aşura, aşuranın orucu hakkında rivati ediyor ki, sumuhu ve sumu kablehu yevmen ev ba'dehu yevmen ve la teteşebbehu bil yehud, öyle rivayet ediyor. Sumuhu, siz aşurayı oruç tutunuz.
ve sumu yine oruç tutunuz kablehu aşuradan evvel yevmen bir gün ev ba'dahu yevmen yahut ondan sonra bir gün ya aşuradan bir gün evvel ona ilave ediniz. Mesela 10'u oruç tuttunuz mu 9'u da beraber tuttunuz. Yahut 10'u tuttunuz mu 11'i beraber tuttunuz. Ve la teteşebbehu bil Yahud. Yahudilere teşebbüh etmeyiniz. Yahudiler bir gün oruç tutarlar, siz iki gün tutun. Haddesena Fadun kâle haddesena Ahmed ibn Yunus'a kâle haddesena Ebu Şehab an ibn Ebi Leyla fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi fehetterifi ile aynı hadisi şerifi zikreyledi. فَسَبَتَ بِحَادَ الْحَدِيثِ Bu hadiste sabit olduk. مَا ذِكَرْنَاهُ Bizim zikrettiğimiz şey ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا اَرَادَ Murat buyurmuş oldu. Bu sevmi yevmi tase 9. günün orucuyla murad etmiş oldu. اَنْ يَدْخُلَ gire سَوْمُهُ Onun orucu yevmi aşura gününe gire. Fi gayrihi min es-siyam oruçlardan diğerine gire hatta la yekuna maksuden hatta maksud olmaya ila savmihi bi aynihi onun gün oruç maksud olmaya yani 9'u beraber tuttu mi aşuraya 9'u de ithal etmiş oldu eyni ile 10. günü tutmuş olmadı 9 ile 10'u beraber tutmuş oldu kema caa anhu fi savmi yevmil cuma cuma hakkındaki oruçta geldiği gibi cüme hakkında da Resul-i Ekrem Efendimiz'den böyle vardır. Cüme gününü tek olarak tutmayın. Ona başka bir orucu katıştırın. Ki o da şu. Haddesena Fahdun gâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id el-Esbani. Gâle akberena Abedet ibn Süleyman an Sa'idin ve huve ibn-i Ebi Arube. Sa'id de kimdir? İbn-i Ebi Arube'dir. En gatâdete an Sa'id ibn-i Müseyyed. An Abdillah ibn Amr'in. Kâle dehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Amr diyor ki Peygamber Efendimiz geldi ala Cüveyriyete radıyallahu anh Hazreti Cüveyriye'nin evine yevmel cüm'e. Cüm'e günü geldi girdi oraya ve hiye saimetun. O da oruç idi. Fekâle leha Hazreti Cüveyriye'ye buyurdular ki Esumti emsi dün oruç tuttum ve kâletle tutmadım. Kâle efelâ tesûmîne gaden yarın oruç tutacak mısın? Adetle tutmayacağım. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki فَاَفْتِر۪ي اِذَنْ Öyleyse iftar et. O köne bir gün evvelinden yahut bir gün sonrasından katmıyorsun. Bunu tek başına oruç tutmadı iftar et. Haddesena Süleyman-ı Müş'ayb Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad Kale haddesena Şöbetü en Katadete Kale semi'tu Eba Eyyub El-Ateki Yuhaddisu an Cüveyriye Ebu Eyyub el-Ateki Hazreti Cüveyriye radıyallahu anh'a'dan rivayet ederdi ki Enne'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dehal aleyha. Hazreti Peygamber Efendimiz onun evine geldi. Sümme zekere mislehu. Eyni hadisi şerifi zikreyledi. Ki yani bugün oruçlu musun? Evet ya Resulullah. Dün oruç tuttun mu? Yok. Yarın tutacak mısın? Yok. Öyleyse iftar et diye buyurdu. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Abdussamed kâle haddesena Şu'betü ve Hammad ibn-i Seleme ve hammamun en katadete fezekere bi isnadihi mislehu Hazreti Katade'den bunlar da böyle bu hadisi şerifi rivayet eylediler. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Revhun kâle haddesena Hişam ibn-i Hassan en Muhammed ibn-i Amr'in Muhammed ibn-i Amr'den rivayet eylediler. An Ebi Hureyre radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl Peygamber Efendimiz buyurdular ki La tesumu yevmel cüm'ati cüm'e günü oruç tutmayınız. İlla en tesumu kablehu yevmen ev ba'dehu yevmen. İlla ondan bir gün evvel oruç tutun yahut bir gün de sonra ondan beraber. Cüm'e gününü tek başına oruç tutmayın. Eğer unutacaksınızsa hamisi de beraber de tutun yahut da cüm'e cumartesiyle beraber tutun. Manası bu. Haddesena Bekir ibn İdris, kâle haddesena Âdem, kâle haddesena Şâbetü, kâle haddesena Abdülmelik ibn-i Umeyr, kâle semi'tu racülen min benin Haris ibn-i Ka'b. Yuhaddisen Ebi Hureyre'te radıyallahu anh ve an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bir misli mana. Bekir ibn İdris tarikili İmam-ı Tahavi bu hadis-i şerifi, Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinin manasında
olarak bir rivayet daha rivayet ediyor. Haddesena Fadun kâle haddesena Muhammed ibn-i Said kâle ahberena şerikün an Abdülmelik ibn Umeyr an Ziyad el-Harisi an Ebu Hüreyre'te an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fehad tarifiyle de rivayet ediyor. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Kasım ibn-i Selam ibn Miskin kâle haddesena Ebi kâle seeltul Hasan an siyami yevmül cüme. Hasan-ı Basri'ye sordum cüme gününün orucundan. Fekâle Hasan-ı Basri buyurdular ki nuhuye anhu cüme günü oruç tutmadan nehyolundu illa fi eyyâmin mütetâbi'a illa eyyâmin mütetâbi'a olursa bu vakitte caiz olur. Eyyâmin mütetâbi'a demek yani cüme günü oruç tutar. Bir gün evvelinden tutar, cuma günde beraber tutar. Yahut cuma gününü oruç tutar, bir gün de cumadan sonra tutar, iki gün. Böyle olursa caiz olur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın beyanı bu vecihle. Sümme kâle. Sonra buyurdu ki Hasan-ı Basri haddesene Ebu Rafi an Ebi Hüreyre radıyallahu anh'u enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha an siyam yevmil cüm'e cüm'e gününün orucundan nehyiledi illa fi eyyamin kablehu ev ba'duhu illa o cüm'e gününün orucu olursa fi eyyamin günlerde böyle günler ki kablehu kendisinden evvel günler oruç tuttu cüm'e gününü de tuttu ev ba'duhu yahut cüm'e gününü oruç tuttu ondan sonra başka günleri de beraber tuttu. Bu şekilde caiz olur. Yani cüm'e gününü tek olarak oruç tutmaktan Peygamber Efendimiz nehy eylemiştir. İlla bir gün evvel onunla beraber yahut onunla beraber bir gün sonra oruç tutarsa bu caizdir. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu kâle haddesena Esed kâle haddesena İbn-i Lehya kâle haddesena Yezid ibn Ebi Habib enne Ebel Khayr haddesehu Ebul Khayr ona rivayet eyledi enne Huzeyfetel Bariki haddesehu Hüzeyfetül Barik ona rivayet eyledi ki enne Cünâdet ebni Ebi Ümeyyetel Ezdi haddesehu ennehum dehalu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cünâdet diyor ki Peygamber Efendimiz'e huzuruna gittik. Fî yevmi cüm'ate cüm'e günü. Fekarrebe ileyhim ta'amen. Onlara Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta'am getirdi. Fekale buyurdu ki külû yiyiniz. Fekalu onlar dediler ki nehnu siyamen biz orucuz dediler. Oruçluyuz. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki esumtum emsi dün oruç tuttunuz mu? Kalu la tutmadık dediler. Kale efe saimune gaden yarın oruç tutucu musunuz? Kalu dediler ki la tutmayacağız. Kale Resul-i Ekrem'imiz buyurdular ki fe efteru öyleyse iftar ediniz. Yani cüm'e gününü tek olarak oruç tutmayınız. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عامر بن لدين الأشعري diyor ki أبو هريرة رضي الله عنه sordum عن صيام يوم الجمعة جمعة gününün orucundan caiz midir değil midir? فقال Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki عَلَى الْخَب۪يرِ وَقَعْتَ bilen adam üzerine tesadüf etti. Yani bu işi ben iyi biliyorum. Onun için tam adamından sordum. Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber Efendimizin dediğini ben işittim. Ne dediğini? İnne yevmel cüm'ati idukum. Cüm'e günü sizin bayramınızdır. Fela tece'alû siz kılmayınız. Yevme idukum bayram gününüzü yevme siyamikum. Oruçlu gününüz kılmayınız. Yani bayram, cüm'e bayram olduğundan o günü oruç tutmayınız. İlla entesûmû, illa oruç tutarsınızsa, kablehu cüm'eden evvel, evvâdehu yahut cüm'eden sonra, cüm'eyle beraber tutarsınızsa, o vakitte caiz ama tek olarak cüm'e bayram olduğundan onu oruç tutmayınız. Li Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den böyle rivayet buyurdular. Fekemâ kürihe mekruh olduğu gibi en yüksede ilahiyumül cüm'e cüm'e gününe kast olunmak bi aynihi aynı ile cüm'e gününe kast olunmak bi siyamin bir oruc ile
yani cüme günü tek olarak oruç tutmak mekruh olduğu gibi illa en yuhallisa bi yevmin kablehu ev bi yevmin ba'dehu, illa o cüme gününe katarsan bir gün evvelini yahut bir gün sonrasını, o değil, o mekruh değil. Ama tek olarak cüme gününü aynen kastederse bu mekruh olduğu gibi feyekûn olur kaddehale fî siyâmin, siyama girmiş olur, başka bir oruca girmiş olur, hatta sâre minhûndan, yani cüme gününü oruç tutan adam bir gün evvel tutarsa işte o bir gün evvelki oruca girmiş olur, ondan olur. Yahut cüme gününden bir gün sonra tutarsa cüme gününün orucu oraya girer, ondan olur, vakitte mekruh olmaz. Ve kezalike indena, işte bizim indimizde böylecedir. Sairul eyyam, diğer günlerde böylecedir ki la yenbagi, layık olmaz en yuksede kastoluna ila savmin, ila savmi yevmin, bir günün orucuna kastoluna minha, o günlerden bir aynı aynıyla. Aynıyla o günü tayin etmiş, o günü oruç tutuyor. Evet, buna kastolunmayı kema la yenbagi, layık olmadığı gibi en yuksede ila savmi yevmi aşura, Aşura gününün orucuna ev yevmil cüm'e yahut da cüm'e gününün orucuna le'ayânihima, bizzat o günleri tek başına tutmak layık olmadığı gibi diğer günlerde de aynen bir günü kastetmek bu layık değildir. Ve lakin yuksadu, kastolunur ila siyâmi, oruca fi eyyil eyyâm iken, günlerin hangisinde olursa olsun o gün oruç tutulur, kastolunur. Hangi gün olursa olsun. Ve innemâ üride murad olundi. Bima zekerna, bizim zikrettiğimiz şey sebebiyle, rivayet sebebiyle, minel kerahetilleti, ol bir kerahetten ki vasıfına vasfeyledik. Murad edildi ney? Et tefrikatü beyni şehri Ramazan, Ramazan ayının arasını tefrike. Ve beyni sair mayı sumun nas gayrehu. Bir de nas başka günler tutuyor ya, onların arasını terk için Ramazan ayı başka, diğer günlerin orucu başka. Lenne şehre Ramazan, şehre Ramazan meksudun bi sevmihi, onu oruç tutmak meksuttur ila şehrin, o kasıtla neye? Bir şehre, bir aya ki bi ayni, aynıyla o aya. Femen şehide minküm şehre fel yasum, her kim Ramazan ayına hadir olursa oruç tutsun. Ayet-i kerime mucebince o ay aynıyla meksuttur. Bu diğer günler bunun gibi değil. Ramazan ayında aynen o Ramazan ayını oruç tutmak meksuttur. Ama diğer günlerde aynen şulayın filancı gün oruç tutmak meksuttur, böyle değildir. Hangi gün oruç tutarsın tut. لَاَنَّ فَرِيدَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah-u Teala'nın farzı ala ibadihi, kulları üzerine savmuhum, onların oruç tutmasıdır. اِيَّاهُ Ramazan ayını بِعَيْنِهِ عَيْنِيلَ İlla min uzrin minhum. İlla onlardan bir özür olursa başka. Özür de ne sebebiyle? Bir maradin marad sebebiyle. Ev seferin sefer sebebiyle. Ve gayruhu mineşşuhur. Ayların diğerleri Ramazan'dan başka. Ve gayruhu Ramazan'ın gayrisi mineşşuhur aylardan. Leyse kezalik. Ramazan gibi değildir. Fahada ve çumaruye fî sevmiyevme aşura. Aşura gününün orucunda rivayet edilen hadislerin veçi budur. Kimden rivayet olundu? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerin veçi budur. Kad beyyennahu, biz onu beyan eyledik fi hadel bab, bu babda. Ve şerahnahu, biz onu da şerh eyledik. Hulase-i kelam, aşura gününü tek başına oruç tutmak mekruhtur. Fakat bir gün evvel ona katarsa yahut da bir gün sonra katarsa bu mekruh değildir. Bu fazileti hakkında da hadis-i şerife gelmiştir ki o günü oruç tutarsa, yani aşurayı bir gün evveliyle beraber bir gün sonrasıyla beraber oruç tutarsa geçmiş ve gelecek senelerin kefareti zünubu olur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.